Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir karşılamayı hak ettiklerini düşünüyorum. Çocuklarımın gerçekten çok zorlu bir turnuvadan namalip şampiyon olarak çıkmak da her baba yiğidin harcı değil. Onları nezdinize kutluyorum. Öpüyorum onları. Alkışlıyorum hepsini. Gerçekten. Evet. Ben sizin işlerinizi de merak ediyorum sporcular. Onlar zaten benim işimi yansıtıyor. Ama şunu söyleyeyim. Geçen sefer de bir almıştık. Bu kupanın ismi değişti. Defalarca değişti. Avrupa Bahar Kupası'ydı. Arkasından Avrupa Ligi oldu. Arkasından Golden League oldu. Bu kupada 4 tane şampiyonluk elde ettim. Ama en değerlisi de bu. Türk milletine, vatana millete hediye ediyoruz. Tüm arkadaşlarım adına. Hocam yakın zamanda Avrupa şampiyonluğu var. Avrupa şampiyonluğunda bunun devamı gelecek mi? Sevdacığım, ona daha zaman var. Biraz antrenman yapalım. Toparlayalım. Çocuklar bunu bir iyi seçsinler. Avrupa Şampiyonası'na gelecek. Farkındaysanız Türkiye'nin en genç bir takımı 20 yaş ortalamalı, 2 metre 3 santim boy ortalamalı bir takımdan çıktık. 10 tane çocuğum ilk defa amî takım formasında sahaya çıktı. Gerçekten tarih yazdılar. Yani tarih seyircisi olduğu için anlatılamıyor. Tabii futbol maçı olsa 70 bin kişi gider ama veyahut da bütün her taraf yazar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hepiniz geldiniz buraya ama bu çocukların hakkını verin lütfen. Verin gerçekten, sizlere rica ediyorum hepinize. Bu çocukların hakkını lütfen teslim edin. Kalkıp da İster Marşı'nı okutup da birincilik yükseltine çıkan bu çocukların hakkını rica ediyorum. Savunun ve verin arkadaşlar. İhtiyacımız olan bir zamanda gerçekten bir Avrupa Golden League şampiyonunu getiren bu takımı da kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, en büyük hoca, bizim hoca, en büyük hoca. Bize verdikleri değerin karşılığını verebilmek için bizim çok önemliydi. Bunu verdiğimiz için, sizleri buraya getirebildiğimiz için çok mutluyuz gerçekten. Avrupa Şampiyonası için büyük hazırlıklarımız olacak. Hedeflerimiz devam ediyor, inşallah katlanarak artacak. Teşekkürler. Bir soru yöneltmek tabii istiyorum. Turnuvanın sonunda iş kupayla buraya geldiniz. Turnuvanın başına döndüğünüzde soyunma odasında nasıl bir diyalog vardı? Kaptan olarak bu zaferin geleceğini yanlış mı? Ben verdiğim bütün konuşmalarda aynısını söyledim. Her zaman dedim adım adım gideceğiz. Adım adım gitmek zorundayız. Gruplarda garantilemiş olsak bile maçlara hep adım adım gittik. Hiçbir maçı kaybetme lüksümüzün olmadığını bilerek gittik. Her zaman adım adım gittik ama hedefimiz burasıydı. Burayı da aldığımız için çok mutluyuz. Teşekkürler. Merhaba. Turnuvanın en skorer oyuncusu olduğu yüzde sayıyla aynı zamanda en değerli oyuncu seçildi. Neler hissediyorsun çünkü bireysel ödülünden başlıyor. Evet yani çok mutluyum. İki kez üst üste şampiyon olduk. Yani çok güzel, yani çok güzel bir başarı. Yani ancak bizim Avrupa şampiyon öncesi çok güzel bir hazırlık turnuvası diyebiliriz yani. Benim beklentilerim çok yüksek. Avrupa şampiyonasında çok iyi bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Genç takıma sahibiz zaten hocamız söylediğimiz gibi. Çok genç, çok yüksek yani boyumuz. Yani teknik her şeyimiz var. Sadece işte çalışmamız gerekiyor. Bir de orada bir güzel bir derece yapabiliriz. Kişisel performansında da en iyi oyuncu, en değerli oyuncu seçildin. Senin için nasıl geçti? Çok güzel gerçek, çok mutluyum. Zaten yani yıllardır zaten İtalya'ya onun için gittim. Yani kendimi daha yukarı çekmek. Yani burada işte bir turnuva yani kendime daha güzel hedefim yani yukarı çekiyorum. Sürekli yani her turnuva yani onu artarak daha yerlere geleceğim diye düşünüyorum. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Şimdi size şeyi takdim edeyim, Efe'yi. Şampiyonluk sayısını yapan genç oyuncumuz.
Filelin Efe'leri ismini 2004 yılında ben taktım. Efe de o zaman herhalde 2 yaşındaydı. 2 yaşındaydı ama bu kupayı kaldırdı. En son sayıda o yaptı. Bize gurur verdi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten şu an inanılmaz heyecanlıyım. İlk A milli takım deneyimimde böyle bir kupa kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Ailemi ve bizi seven, bizi destekleyen herkesi gururlandırdığımız için çok mutlu olduk. Çalışmalarımızın sonucunu aldığımızı düşünüyorum sonuna kadar. Hiç pes etmedik ve elimizden gelen en iyisini yaptık ve sonucu da burada zaten. Her zaman daha iyisi için diyelim. Bu kadar. Evet, teşekkür ederiz öncelikle hepinize. Gerçekten çok büyük destek verdiniz. Bunu çok derinden hissettik. Gerçekten çok mutluyuz. Son şampiyon olarak gittiğimiz Altın Avrupa Ligi'nde tekrardan kupayı almak, tekrardan şampiyon olmak bizim için gerçekten çok gurur verici bir durum. Bu kadar zor bir süreçten sonra bu kadar iyi bir şekilde hazırlanıp bütün federasyondaki staffımıza dahil bu büyük desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu gururu yaşattığımız için de gerçekten ayrıca mutluyuz. Sesim gitti, kusura bakmayın biraz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice başarıları devamında getiririz diye düşünüyorum. Sağ olun. Çok gururluyuz Türkiye'ye kupa getirebildiğimiz için. Bundan sonrası işte Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı göstermek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Biz kupa aldıkça inşallah buradaki kameralarda daha çok artar. Teşekkür ediyoruz.